Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. Teknoloji Oku YouTube kanalına hoş geldiniz. Master Notebook'un katkılarıyla hazırladığımız Oyun Canavarı programının yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Geçen hafta Cyberpunk 2077 oyununu sizler için incelemiştik. Oyunda biraz oynadık, ilerledik. Biliyorsunuz çok saçmalıklar vardı oyunda. Çok hatalar vardı, çok bug'lar vardı. Geçen hafta bir bug çıktı, bir fix çıktı daha doğrusu. Bu düzeltmeyi de, güncellemeyi de yükledik PC'mize ve bu düzeltme aynı zamanda PlayStation için çıktı arkadaşlar. PlayStation'ınız varsa ve bu oyunu aldıysanız, hala iade etmediyseniz bu arada, çünkü oyun ne yazık ki kaldırıldı ve Sony isteyene parasını iade edeceğini de duyurdu. Bu oyunu iade etmediyseniz ve sorunlar yüzünden oynayamıyorsanız o güncellemeyi yüklemenizi öneriyorum ben. Şimdi güncellemeyi yükledim ben PC'deki sürümüne ve sizinle bir video çekmek istedim. Neden? Çünkü bazı saçmalıklar vardı. Bunların bir kısmı düzeltildi ama bir kısmı da düzeltilmemiş. Şimdi düzeltilmemişlerden biraz başlamak istiyorum. Şu anda ekranda görüyorsunuz oyunun ana menüsü İngilizce geliyor. Fakat bu oyun Türkçe desteğine sahip. Peki ne yapmak gerekiyor? Settings'e gireceğiz. Language bölümüne giriyoruz, yani dil. Buradan işte İngiliz diyor. Sonra Polish, sonra Thai ve Turkish. Sonra Polish, sonra Thai, sonra yine Turkish. Apply diyoruz. Fakat şöyle bir sorun var arkadaşlar. Ben bunu her girdiğimde yapıyorum. Her açtığımda oyun tekrar İngilizce'ye düşüyor. Ve ben her seferinde tekrar Türkçe'ye çevirmem gerekiyor. Altyazıları ve arayüzü Türkçe kullanabilmek için. Ne yazık ki CD Projekt Red burada başarılı olamadın. Bu güncelleme bu hatayı ortadan kaldırmadı. Ama şu anda görüyorsun, Türkçe görüyoruz. Ama açıp kaparsam oyun yine İngilizce olacak arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olduğunda söylemiş olayım. Şimdi oyunda başka saçmalıklar da var. Şimdi onun ekranını göstereceğim sizlere. Mesela bir bölümde işte John Silverhand sizinle konuşurken bir arabaya yaslanıyor ama arkasında araba yok arkadaşlar. Havada duruyor yani resmen. Havada yaslanmış oluyor. Böyle bir hatayı da vardı. Ben de bunu kaydedeyim dedim. Tabii bunlar çok küçük hatalar diyebilirsiniz. Ya böyle bir şey olur mu falan diyebilirsiniz belki ama oluyor arkadaşlar. Saçma sapan davranan yapay zekalı düşmanlar mı görmedik? Efendime söyleyeyim işte arabaların ortadan kaybolmasını mı görmedik? Hatta bir yerde de böyle silahla ben ateş ediyordum. Silahlar arasında geçiş yaparken bir kafası bulandı. Tabancayı kullanırken zoom girmeye başladı falan. Sanki dürbünü tüfek kullanıyormuşsunuz gibi. Yani böyle bir sürü hata var arkadaşlar ne yazık ki. Ha, oyun çok hatalı mı? PC'de o kadar değil. Yani bunlara rağmen oynanabiliyor. Orada sorun yok. Ama daha önceki o güncelleme gelmeden önce başka ciddi hatalar da vardı. Bu arada bir hata daha var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. O hatada da kayıt dosyaları, yani save dosyaları siliniyormuş. Benim başıma gelmedi açık söyleyeyim. Bakalım mesela şurada oyun yükle diyoruz. Bakın benim burada bütün kayıtlarımı görüyorsunuz şu anda. Herhangi bir sorun yok ama başkalarının başına böyle sorunlar gelmiş. Yüklenmediğine dair bazı bilgiler de aldık arkadaşlar. Şöyle bir yerden bir gireyim bakalım. Oyunda daha önce yüklediğim bir yere tekrar bir geçiş yapmak istiyorum. Bu arada oyunun hikayesi falan güzel. Çok 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 fazla arkadaşlar göreviniz var. Oraya git, oraya saldır, buraya git, buraya saldır, gidip onu yap falan diye, ama yan görevler bunların büyük bir çoğunluğu. Ve ana görevlerde ilerlerseniz yaklaşık 20 saatlik bir oyun deneyimi sizlere sunuyor. Bütün yan görevleri yapmaya kalkarsanız da 50-60 saate kadar çıkacak bir oyun deneyimi olduğunu söyleyelim. Şimdi oyunumuza girelim arkadaşlar. Evet, şu tatlı arabamız var. Görüyorsunuz arabamızı. Bu arada arabalar falan çok güzel. Şu anda bakın arabanın etrafını bir dolaşayım. İsterseniz de bu açıdan değil de farklı açılardan da arabanın içinden de biraz daha yakınlaştık. Ve şu an arabanın içinden de görebiliyoruz. Bakın. Arabamızda şekil bu arada. Bu arabalar elektrikli galiba anladığım kadarıyla. Şöyle bir çıkalım. Şimdi biraz haritayı açacağım ben size. Of, dağıttık ortalığı. Haritayı açayım. Mesela burada bir sürü görevler var haritada. Haritamızı görelim. Burada çeşitli görevleri görüyorsunuz. Mesela nedir bu? Takas noktası varmış. Burada takas yapabiliyorsunuz. Orta tehlikeli bir görevimiz var. River Courier Service tesisine git diyor. Gidelim bakalım. Ama gidemiyoruz şu anda. Orada bir sıkıntı var herhalde. Burada bir sürü böyle çeşitli görevleri görüyorsunuz. Bunun hepsi görev arkadaşlar. Yani aslında hepsi değil ama büyük bir çoğunluğu görev arkadaşlar. Bu görevleri yaparak işte para kazanıyorsunuz, saygınlık kazanıyorsunuz. Bu arada kısıtlı bir noktada olsa da kendi karakterinizi kendiniz geliştiriyorsunuz aldığınız kararlarla. Çünkü bazı yerlerde size bir şey soruluyor. Bir şeyi yapmak, üç kağıt yapmak, beş kağıt yapmak gibi. Şimdi oraya bizi gönderiyormuş bu arada. Gidelim bakalım şuraya bir.
Çatışmaya bir gidelim bakalım. 300 metre diyor. Wow 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 wow. Bu arada güzel bir yola geldik. Saatte gecenin 1.30 şu anda. 1.52 daha doğrusu. Saati de görebiliyorsunuz. Şimdi Serk gidelim bakalım oraya. Şimdi. Biz oraya niye gideceğiz, o da ayrı bir konu da. Hoppacık, buraya girdik. Şimdi burası biraz tehlikeli yalnız. Sessiz konuşuyorum arkadaşlar. Eğilelim. Ortalığı karıştırdık tabii şimdi. Keşke karıştırmasaydık. Şurada bir arkadaş var. Onu da bir patlatalım. Şöyle bir çatışmaya girdik. Evet, el bombalarını atınca arkadaşlar bu yumuşadı. Gelin bakalım gençler. Haydi. Biraz bu arada canım azaldı baya. Biraz can takviyesi yapalım. Oh, iyi geldi bu. Şuraya bir saklanalım bakalım. İşte oyunda birçok hatalar var arkadaşlar, ne yazık ki böyle ve bazen hatalar canımdan bezdir ama yine de söylediğim gibi PC'de o kadar aşırı büyük bir hata yok. Yine de oynayabiliyorsunuz. Öyle ya da böyle oynayabildiğinizi söyleyelim. Böyle de bir oyun. Eğer hatalar varsa bu güncellemeyi yapmayı unutmayın arkadaşlar. Güncelleme yaptığınız zaman oyun çok daha net ve güzel bir şekilde bak. Başka bir silah alalım. Dürbün tüfek de iyiymiş yalnız. El bombası attılar. El bombası değil, bu başka bir şey. Abo. Evet. Koş. Gel bakalım. Bakın şimdi ateş ediyor, bir şey olmuyor arkadaşlar. Şöyle ateş edelim biraz da. Eyvah, el bombası attı. Kaç. Evet. Böyle bir çatışma içine girdik. Eyvah. Silah değiştirebiliriz aslında. Değiştirmiyorum ben şu anda bilerek. Silah değiştirmem lazım. Hemen envantere giriyoruz ve silahımızı değiştiriyoruz. Buradan bir tane bir tabanca gibi bir şey alalım. Şu arkadaşla bir devam edelim bakalım yolumuza ne olacak. Evet, silahlarımız bitti bu arada. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Evet, gördüğünüz gibi Cyberpunk 2077 güncellemeyle beraber biraz daha stabil hale gelmiş arkadaşlar. Tamamen stabil mi? Değil belki ama
PC sürümünden bahsediyorum bu arada. Epey ilerleme kaydetmiş olduğunu söyleyebilirim. 249 liraya satılıyor. Hatta bir Epic Games'te bir indirim vesaire, bu kupon meselesi vardı. 60 lirada bir indirim yapıldı. 189 liraya geliyor. Alınır mı alınmaz mı? Yani hayal ettiğim kadar süper bir oyun değil belki ama yine de kötü bir oyun da değil bu arada. Özellikle PC sürüm için söylüyorum. Çeşitli maceralar var, eğlenceli hikayeler var ama beklenti biraz yukarıda olduğu için çıkan sonuç birazcık hayal kırıklığı oldu. Ama yine de böyle güzel bir hikayesi var. O görevleri de gayet güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. O bakımdan eğer bu tarz bir oyun seviyorsunuz, önerebileceğimiz bir oyun olmuş. Eğer oyunu aldıysanız bu güncellemeyi yapmayı da unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Monster Notebook katkıları hazırladığımız bir oyun canavarı programının daha sonuna geldik. Bu programda Cyberpunk 2077'ye gelen güncelleme ve olası problemleri, hataları vesaire size göstermeye çalıştık. Oyunla ilgili merak ettikleriniz varsa ya da anlatmayı unuttuğumuzu düşündüğünüz bir şey varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone olmayı ve bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağları takip etmeyi unutmayın. Farklı videoda görüşmek üzere, hoşçakalın.